Ana haber devam ediyor sevgili seyirciler Türkiye'nin gündeminde yeni anayasa tartışmaları ve çalışmalarını sürdüren Anayasa Komisyonu var biliyorsunuz komisyonda çok heyecan yüksek tansiyon yüksek zaman zaman tartışmalara kavgalara varan görüşmeler yapılıyor. E, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök konuğumuz. Sayın Gök hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi e, Komisyonun ilk günlerine dönersek, komisyon çalışmalarının ilk günlerine özellikle AKP'liler e, evet. basın mensuplarının içeride olması istememişlerdi. Evet. E, yer sıkıntısı nedeniyle ve benzeri nedenlerle. <laughs> Ama asıl gerçeği biz biliyoruz. Komisyonda yaşananların kamuoyu tarafından ayrıntılarıyla bilinmesinin önüne geçmek. Ama biz Halk TV olarak hem komisyondan sıcak görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz hem de orada yaşananlar tartışmaları e, tabii bize bu görüntüler nasıl ulaşıyor e, adeta basın mensubu gibi çalışan CHP'li vekiller sayesinde başkanlık sistemi dayatmasıyla tek adamlığın önünü açacağı yönünde tepkilere neden olan teklifin görüşüldüğü komisyonda yaşananlar oldukça dikkat çekici. AKP'nin teklife karşı sesleri susturma çabaları nedeniyle basına kapalı yapılan işte bu sözünü ettiğimiz komisyon görüşmeleri çok gergin bir atmosferde geçiyor. Görüşmelerin kamuoyuna duyurulabilmesi için de CHP'li vekiller, adeta basın mensubu gibi çalışıyor e, dedik. Bu anlamda da bilgilendirme görevini de üstlenmiş durumdalar. 330 korkusu yaşayan AKP'nin kendi vekillerinde de fire yaşamamak adına yedek vekillik konusunda geri adım attığı, anayasa görüşmelerinde yaşanan baskıcı ve antidemokratik tutum, anayasa değişikliği gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin içine sokulmak istendiği ortamı yansıttığı şeklinde yorumlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşmelerin yapıldığı komisyonda hararetli tartışmalar yaşanıyor. AKP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı değişiklik teklifine CHP'nin yaptığı itirazların engellenmeye çalışılması gerilimin en büyük nedeni olurken komisyonda milletvekillerinin ifade özgürlüğünün dahi yok sayılması tepkilere yol açtı. CHP'li milletvekillerinin iç tüzüğe dayalı söz haklarının AKP'nin alel acele kabul ettirerek oldu bittiye getirdiği bir kararla engellenmesinin ardından tartışmalar daha da sertleşti. Başkanlık dayatmasıyla tek adamlığı getireceği için eleştirilen anayasa değişikliği teklifine ilişkin komisyon tartışmalarının bile kamuoyundan gizlenmeye çalışılması üzerine iş yine CHP'ye düştü ve CHP milletvekilleri komisyonda adeta birer basın mensubu gibi çalışarak yaşananları sosyal medya üzerinden yurttaşlara aktarmaya çalıştı. 5. 5. MHP'de milletvekillerinin hemen hemen hiç sesinin duyulmadığı komisyonda CHP'li Mahmut Tanal gibi Ali Şeker de adeta bir kameraman titizliğinde halkın haber alma hakkı içinde mücadele etti. Her oturumda tripodlar kuruldu, özel ses sistemiyle internet üzerinden canlı periskop yayını yapıldı. Diktatörlük anayasasını engellemek için mücadele ederken halkın da bilgilenmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu da CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in kamerası. AKP'nin başkanlık teklifini toplumdan kaçırırcasına çıkarma çabası stenografları da eziyete soktu. Onlar da geç saatlere kadar hararetli oturumları kayıt altına alabilmek için not tutmaya çabaladılar. Yaşanan tartışmalara rağmen AKP'nin bir yandan hızlı ve usulsüz bir şekilde teklif maddelerini geçirmeye çalışırken bir yandan da referandum için gereken 330 gerekliliğine takıldığı anlar da oldu. Bazı AKP milletvekillerinin kendi siyasi geleceklerini tehlike altında görmeleri nedeniyle karşı çıktığı yedek vekillik maddesi AKP'nin 330 korkusuna takıldı ve geri çekildi. AKP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü komisyonda yaşanan baskıcı ve antidemokratik tutum, değişiklik gerçekleştiği takdirde Türkiye'nin içine sokulmak istendiği ortamı yansıttığı şeklinde yorumlanıyor. Evet, e, vekillerin basın mensubu görevini üstlenmesi ve oradaki bilgileri paylaşması böyle ama son durum ne anayasa komisyonunda neler geçti, e, nelerden vazgeçildi ona da bir bakalım. E, milletvekili genel seçimlerinin süresinin uzatılmasını öngören dördüncü maddesi ve Meclis'in denetim yetkisiyle ilgili yedinci madde sert tartışmalardan sonra AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi ve komisyondan da geçti. Yedek milletvekilliğini içeren beşinci madde ise Biliyorsunuz çok gelen eleştiri vardı. Bu eleştiriler üzerine tekliften çıkarıldı. Meclis Anayasa Komisyonu'nda devam eden yeni anayasa teklifinin görüşmelerinde milletvekili genel seçimlerinin süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasını ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle meclis seçimlerinin 5 yılda bir aynı günde yapılmasını öngören 4. Madde ile meclis denetimi ile ilgili 7. madde CHP vekillerinin sert karşı çıkışına rağmen AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi ve komisyondan geçti ve böylece komisyondan şimdiye kadar 1 2 3 4 6 ve 7. maddeler geçmiş oldu. Meclis Anayasa Komisyonu yaşanan itirazlar üzerine 5. maddeyi tekliften çıkarıldı. Az önce de sözünü ettik. Beşinci madde yedek milletvekilliğini içeriyor. Başbakan Binali Yıldırım'la MHP lideri Bahçeli pazartesi günü bir araya gelmişlerdi. Ve görüşme sonrasında da anayasa <laughs> değişiklik teklifindeki üçüncü maddede değişikliğe gidilmesini kararlaştırmışlardı. Bu tekliflerden biri de yedek milletvekilliği konusundaki değişiklik teklifiydi. Eleştiriler var dedik. Bu eleştiriler sonrasında geçtiğimiz çarşamba günü yapılan AKP il başkanları toplantısında Başbakan Yıldırım... Arkadaşlarımızın kafasını karıştıran bir iki husus var. Mahsurlu olan şeyin üzerinde inat etmemizin anlamı yok." demişti ve Yıldırım'ın bu talimatının ardından da değişiklik için çalışmalar başlamıştı. Evet Sayın Gök. Şimdi e, isterseniz bu baskıcı durumdan bir söz edelim komisyondaki <laughs> her yönüyle çok baskıcı bir ortam var evet. bir kere burada yaşananların kamuoyunu tarafından bilinmesini istemiyor AKP'liler evet. ee, sonra az önce geçen maddeleri de söyledik Binali yıldırımın sözleri çok dikkat çekici ee, arkadaşlarımızın kafasını karıştıran bir iki husus var diyor hangi kim bu arkadaşlar AKP'li arkadaşları evet. dolayısıyla diğer partilerin kafasını karışması hiç önemselmiyor anladığımız durum bu. Bunca tepki varken AKP yine MHP eliyle bildiğini okumaya devam ediyor. Siz yine komisyondan bugün sıcak bilgiler paylaşacaksınız bizimle. İsterseniz oradan başlayalım sonra yine ayrıntılara döneceğiz. Evet teşekkür ederim ve herkese de iyi akşamlar diliyorum. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi gerçekten komisyon bir anayasa yapım aşamasının ee, hiçbir e, yapıcı unsurunu barındırmayan bir e, ortamda çalışmalarını sürdürüyor. Bir kere son derece yetersiz bir salonda, e, gerekli e, şartları oluşmamış bir fiziki yapıda <laughs> ve hatta önceki günde bir milletvekilimizin bir sağlık tehlikesi geçirmesine neden olacak da stres ve sıkıntı yaratan bir gerilimin Ortam. de yaşandığı ortamda evet çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Yani çalışıyor demeyeyim de sürdürmeye Son çalışıyor. Son derece zor koşullarda. <laughs> Elbette. Şunu sormak istiyorum. Daha önceki dönemde de benzer tartışmalar yaşanmış. Mekan yetersizliği mi var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Hayır. Böyle yok bir durum yani bizim örneğin parti gruplarının yapıldığı salonlar mevcut evet. biliyorsunuz her hafta. Evet genel başkanlarının televizyonlardan halka seslendiği büyük grup salonları var. Yani burada çok ciddi bir şekilde bir oturum düzeni alınır ve çok rahat bir çalışma ortamı. yapılır yani. Gayet tabii yani her şey istemeyle olan bir tablo. Bir kere bu fiziki zorluk tabii bir zorunluluk olarak dayatılıyor AKP tarafından. Başka oda bulamadık diye ama az önce konuştuğumuz gibi grup odalarımız var. Çok evet, daha büyük evet. odalarımız var. Şimdi burada tabii AKP bir telaş içerisinde. Yani AKP'nin istediği bir kavga çıkartarak e, bu tartışmaları götürmek. Yani siz e, bu tartışmaların sebebine baktığınız zaman fitillerini ateşleyenin mutlaka bir AKP milletvekili İçinde olduğunu var. görürsünüz. Evet, evet. Çünkü böyle bir e, fitil ateşlemek suretiyle e, komisyonda kargaşaya getirerek bir oldu bittiyle maddeleri geçirmek istiyorlar. Bir korku var, bir telaş var. Yani ben AKP'li milletvekillerinin çoğunun dahi bu teklifte ne olduğunu, e, okuduklarını düşünmüyorum. Biz anlattıkça aydınlanıyorlar ve ne olmuş diyorlar. Bakın 316 milletvekilinin arkasında aslanlar gibi imzasının olduğunu ifade ediyorlardı. Arkasında yazıyorlardı. E daha geldik 7. 8. günde bugün tam 3 tane değişiklik yapıldı. Evet. 5. madde e, şeyden çıkartıldı. Tekliften çıkartıldı. Yedek, Yedek milletvekilliği. Vekillik, evet. Bugün de ondan sonraki 6 ve 7. maddelerde yapılan değişikliklerle e, yani bir AKP telaş içerisinde hazırladığı metni e, değiştiren bir anlayışla, kendisinin baştan vermiş olduğu imzaları sahiplenemeyen, arkasında duramayan bir anlayışla bugün karşımda duruyor. Bir Büyük bir mahcupiyet yaşıyorlar. Yani ne oldu? E, ne oldu? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bunun e, anlatılması konusunda müthiş bir performans sergiliyor. Şimdi bakın kim ne derse desin Türkiye'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar önemli bir parti olduğu bugün ortada. E, komisyon e, tartışmalarına baktığın zaman ki her komisyon e, çalışması 12-13 saat sürüyor Lale Örneğin dün ben saat 14'te başlayan e, çalışmalardan gece 2'de çıktım. İnanılmaz ve, bir performans. <laughs> evet gerekir. gece 2'de çıktık ve e, evimize vardığımız zaman saat 3. İşte sabah tekrar meclisteydik. Yine bu çalışmalar örneğin 14'te başladı. Gene gece muhtemelen 2'ye kadar sürecek. Yani ve bundan önce de biliyorsunuz bütçe görüşmeleri vardı. Yani 5 Aralık'tan itibaren günde 11-12 saat mesai yaparak halkımızın bilgi alma hakkını, haber alma hakkını ve Cumhuriyetimizi korumak adına bize verilen yetkiyi orada en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu tablo içerisinde AKP'liler tabii şaşkınlar Cumhuriyet Halk Partisi çok sağlam gerekçelerle e, anlatıyor. Fikirlerini, bilgisini e, komisyonda konuşturuyor. İşte geldiğimiz zaman işte 8. maddeye geldik. 3 maddede değişiklik. Yani 8'de 3. 3 evet. Tablo bu. Evet, yani evet. böyle bir tablo gerçekten bir iktidar partisi açısından ve onun ortağı olan şu anda MHP açısından Büyük bir zafiyet örneğidir. Hı hı. İyi hazırlanmamış, metnin kendisi iyi hazırlanmamış. Hem yazım dili itibariyle hem de ileride yaratacağı sorunlar itibariyle iyi hazırlanmamış bir metin. Bu e, aksaklıklar ortaya konulduğunda hemen e, çark etmeye başlıyorlar. Daha durun bakalım ilerideki maddelerde daha neler göreceğiz, neler edeceğiz. Ama bütün yurttaşlarımız şunu e, çok iyi bilmeli ki orada bütün Türkiye'nin sesi oluyoruz. Bakın arkadaşlarımız e, az önce ifade ettiniz. E, evet. Medya vermiyor. Vermiyor. Medya vermiyor. Yani çok yüzeysel. Çok yüzeysel. Versiyeler. Halbuki orada evet. çok derinlikli konuşmalar yapılıyor. E, televizyonlar e, görmüyor, gazeteler yazmıyor. E, bu ortamda Biz elimizden geldiğince evet. kamuoyunun Türkiye'yi nasıl bir noktaya getirmek istediğini AKP ve MHP'nin evet. elimizden geldiğince Halk ve ekranlarından kamuoyuna yansıtmaya çalışıyoruz. İşte arkadaşlarımız söylüyor. hem evet. kameramanlık görevini yapıyorlar, hem de e, bu yayınlarla periskop yayınlarıyla sizlere ve diğer herkesin ulaşmasını sağlıyorlar. E Bu bizim işimiz değil ki. Medyanın işi. Yani evet, medyanın evet. haber alma hakkını kullanması gerekir. Ama o Medya o görevi görev şu anda biz de üstlendik. Dolayısıyla bir yandan hem görüntülerin kamuoyuna duyurulması, hem de tartışmaların duyurulması açısından ve anlattığımız çerçevedeki tartışmaları yönlendirme açısından Cumhuriyet Halk Partisi çok tarihi bir görev yapıyor. Ve bütün arkadaşlarımıza büyük bir ciddiyetle işini gücünü herkes bir kenara bıraktı. Ailesini bir kenara bıraktı. Komisyonlarda şu anda çok sayıda milletvekilimiz de bu iktidarın dayatmasına karşı bir mücadele ediyoruz. Evet. Şimdi bu komisyon toplantılarında çok çirkin sataşmalar, çok <laughs> evet. hadsiz benzetmeler de var. Bunlardan birine size çok sert bir yanıt verdiniz. Kim yaptı bunu? AKP'li Mehmet Metiner sevgili seyirciler. İsmet İnönü aleyhine, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü aleyhine konuştu. İsim vermedi ama pührer dedi Metiner İsmet İnönü için ve Sayın Gök başta olmak üzere CHP'lerin çok sert tepkisi vardı. Şimdi bir de ona bakalım. 30 Kasım 1947 7. Büyük Kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'nde saydılar. Büyük Kurultay'da. 37. Temmuz'da. Işte. 30 Kasım <laughs> 1947. Tam 70 yıl önce. Senin o güler dediğin İsmet Paşa burada tartışmasını yaptık. Ya getiriyor. Ya, <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> 73. Bir senede. Büyük bir endişeci konusunda bir önerge geliyor. <laughs> Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti genel başkanı cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu takdirde bu vazife üzerinde bulduğu müddetçe genel başkanlığın bütün yetkileri ve sorunları genel başkan ait olur. Bir öneri getiriyor. Bütün etraf İsmet Paşa'nın etrafını kuşatıyor. Paşa diyorlar bizi bırakma. Hem Cumhurbaşkanı ol hem parti genel başkanı ol. Tutanaklarla arkadaşlar aynen bakıyorum sizlere. İsmet Paşa'nın verdiği cevap. Ben devletin başına kaldıkça hususi bir hizmette bir parti başkanında bulunamam memleketin menfaatine muvaffak olmayan bir hususu bana teklif etmeyin diyor. Kim diyor bunu? İsmet Paşa söylüyor. Sonra İsmet Paşa bütün yanlarındaki arkadaşları çağırıyor etrafına ve hepsine şu tarihi sözleri söylüyor. Arkadaşlar ben Cumhurbaşkanı oldukça beni artık yanınızda göremeyeceksiniz. Kendinize bir başka kumandan bulunuyor. Hangi tarihte? 1947 yılında. Kim söylüyor bunu? İsmet Paşa söylüyor bu şekilde daha sonraki tarih gelişim içerisinde çok partili hayatın bir kapısını açıyor. Evet AKP'lilerin Cumhuriyeti, cumhuriyete Türkiye evet. Türkiye Cumhuriyeti'ne onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ilgili bu hadsiz benzetmelerinden biri de Mehmet nereden geldi. Führer. Evet. Yani Hitler'in bir dönem lider ile evet. kullandığı bir isimdi Füzer. <laughs> evet. O kadar ee, artık hadlerini aştılar Sayın Gök. Yani e, hadlerini da hadlerini bildiriyoruz. Evet. Yani herkes müsterih olsun. Orada Cumhuriyetimizin kurucularına laf söylemek, e, onlara e, bir sataşmada bulunmak e, hiç kimsenin kolay kalkacağı bir hareket değil. Ve orada e, verdiğimiz cevaplarla zaten bir daha ağzını açmamak üzere onları oraya oturtturduk. Yani bir kere insanda bir e, geçmişine bir saygı olur. Hı hı. Yani bugün hepimiz milletvekili olarak, bugün Mehmet Metin dahil parlamentoda bulunuyorsak bunu Atatürk'e borçluyuz, İsmet İnönü'ye borçluyuz. Evet. Yani bu tarihi kahramanlara sahip çıkmak, bunları e, orada yüceltmemiz gerekirken onlardan bir rövenş alma. Neyi rövenşin almaya çalışıyorsun? Yani bir devlet kurulmuş, çöken bir Osmanlı İmparatorluğu üzerine laik eksenli bir cumhuriyet modeli kurulmuş. Bunu e, yaşatmaya çalışıyoruz. Ama bütün akılları, fikirleri hala Atatürk'te, İsmet Paşa'da ve e, verilen Kurtuluş Savaşı'nı yok say, yok İnönü Savaşları'nı, Sakarya Savaşları'nı, Lozan Anlaşmaları'nı yok sayan heykelleri bir anlayışla, heykelleri çalış. kaldırmaya çalışan bir anlayışla e, Cumhuriyeti güya e, değerini küçültmeye, anlamsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama tarih gerçeklikler bize gösteriyor ki e, Metiner'in e, tek adam e, Führer dediği e, İsmet İnönü e, tam da faşizmin geliştiği bir ortamda e, Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, hı hı, Sovyetler hı, Birliği'nde e, Stalin'in olduğu bir dönemde, bütün etrafımızın diktatörler tarafından kuşatıldığı, faşist liderler tarafından kuşatıldığı bir dönemde tarihi açıklamalarda bulunuyor. Yani e, yetkiyi devrediyor. E şimdi 70 yıl sonra bakıyorsunuz, şu anda kendilerine biz demokratiz diyen bir parti AKP kalkmış. E, 70 yıl önce e, İnönü'nün in elinin tersine ettiği ben Cumhurbaşkanı olursam parti genel başkanı olmam şeklindeki bir e, sözü bugün tersine çeviriyorlar. Ben hem Cumhurbaşkanı olurum hem de parti genel başkanı olurum. Yani tablo ortada evet. yani yazıklar olsun yani İsmet İnönü'ye kartı bu kadar saygısızlık gösterenlere yani biz de onlara ama aman vermiyoruz. Evet e, çok olsun. sert yanıtınız var. Şimdi AKP'nin bu konuyla ilgili zihniyetini zaten biliyoruz biz bunu daha önce de konuştuk ama MHP'nin bu suskunluğunu anlamakta çok güçlük çekiyoruz evet. Sayın Gök. Ee, özellikle şimdi burada bir video ekranlara getireceğiz sevgili seyirciler. Ee, <laughs> MHP'nin e, uzunca bir dönem lideri olan başbuğ e, dedikleri hı hı. lideri Alparslan Türkeş'in MHP'leri Atatürk'le ilgili seslenişi var. Bir onu getirelim. MHP'nin suskunluğu üzerine konuşacağız. Şimdi ben size soruyorum. Sayın rahmetli Mustafa Kemal Atatürk akılsız bir adam mıydı? Akıllı bir adam. Onun arkadaşları yanında İsmet Paşa, Celal Bayar, efendim Kazım Karabük Paşa ve onunla beraber hareket eden birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçinde Diyabası bağası var efendime söyleyeyim Erzurumlu Burak Burak Bey var Şiirtli bilmem kim var falan bunlar hep beraber Kurtuluş Savaşı'nı yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelini attılar kurdular. O sıralarda da efendim federasyona mı gidelim, eyalet sistemine mi gidelim? Çeşitli tartışmalar yapıldı. Ama bunların hepsi beraber. Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimizle beraber. Kenetlendiler. Dediler ki hayır. Niye federasyona gideceğiz? Niye eyalet sistemine gidelim? Biz kardeşiz. Biz bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter devlet olacak. Buurdular. Şimdi Sadık Bey Atatürk'ten daha mı üstün? Daha mı Atatürk? Evet, eee Türkeş'in söyledikleri de bu Mustafa evet. Kemal Atatürk'le ilgili. Evet. Şimdi hem bu yeni anayasa tartışmaları kapsamında, e, Türkiye'nin önüne gelebilecek tehlikeye bir rejim değişikliği, e, cumhuriyet e, sistemi elden gitme tehlikesi var hem de bu tür sataşmalarda MHP'nin bu suskunluğunu anlamakta, Sayın Bahçeli'nin Türkiye'nin gündemine getirdiği bu başkanlıkla ilgili suskunluğunu anlamakta güçlük çekiyoruz biz. Evet. MHP'liler bu konuya karşı neden böyle basiretsiz <laughs> davranıyor? Şimdi gerçekten bu konu önemli bir konu. Ben her zaman ifade ediyorum. Ben halkımızın sağduyusuna güveniyorum. Milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Cumhuriyet Halk Partileri'nin ötesinde, ...AKP'deki ona oy veren yurttaşlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızın tümüne güveniyorum. Şimdi tabii burada ilginç olan şu var. Biz tabii bir çalışmalar yaparken doğal olarak geçmişte neler söylendiği konusunu araştırdığımızda karşımıza ilginç tablolar çıkıyor. Bence Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Genel Başkanı'nın öncelikle bu nereden nereye geldiği konusunda... Bir kere Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki beliren çok ciddi rahatsız edici tablolar karşısında bir açıklama yapması gerekiyor. Neden? Bakın şimdi Sayın Bahçeli 5 Şubat 2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında şunları söylemiş. Bu benim sözlerim değil, Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği sözler. Başkanlık sistemini tesis etmek, federasyon modelini hayata geçirmek ve üniter yapıyı eritmek için Başbakan Erdoğan ve Bölücü şebeke eş güdüm haline devrededir. Ne faydaki? Başbakan Erdoğan'ı bu dalkavuklar kurtaramayacaktır. Evet. Bahçeli'nin sözleri. Mi? Şimdi Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin kendi sözleri. Yani diyor ki, senin dalkavuklar bu tabudan kurtaramaz, başkanlık hayalinden kurtaramaz. E kim kurtarıyor şimdi yani? Yani herhalde MHP tabanı bunu bir sorgulayacaktır, sorgulamalıdır. Muhakkak yani, rahatsız olanlar elbette. var bakın MHP'de yine, de. Ee, Türk Gençlik Kurultayı yapmış MHP 9 Şubat 2013. Aynı şunu, şunu söylüyor e, Sayın Bahçeli. Üniter devlet yapısı tartışılmakta başkanlık modeli inatla dillendirilmektedir. Zira Türkiye'nin federasyona gitmesi için bu gereklidir. Yani Türkiye'nin bölünmesi için bu gereklidir diyen Sayın Bahçeli'nin Bahçeli. ki böylesine bir hassas olduğunu bildiğimiz konularda bu fikirleri söyleyip tabanını konsolide eden Sayın Bahçeli'nin sanırım Türkiye kamuoyuna ve kendi MHP tabanına herhalde bir diyecekleri olmalıdır. Hı hı. Yine diyor ki Sayın Bahçeli ne zaman söylemiş? 5 Şubat 2000 pardon. 12 Şubat 2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan başkanlık ümidini İmralı canisine bağlamış bunun karşılığında veremeyeceği hiçbir ödünün olmayacağını göstermiştir diyor. Ve diyor ki 14 Şubat 2013'te Kızılcamam Patalya Oteli'nde il başkanı toplantısında Başbakan Erdoğan'ın mevcut rejimi yıkarak başkanlık sistemini bölücülerle birlikte getirme amacı çok tehlikeli sonuçlara yol açacaktır diyor. Ve gerçekten de başkanlık sistemi Başbakan Erdoğan'ın aklını başından almış Hezayan çamuruna saplanmasına neden olmuştur diyerek benim şu anda zamanlarından dolayı ifade edemeyeceğim pek çok önemli sözler söylüyor. Altını neler çizdi neler. Altını evet. çizdiği bir konu var. Çıkarız, yani başkanlık e, başkanlık sevdası diyor, Türkiye'yi bir federasyona götürür, biz buna izin vermeyiz diyor Sayın Bahçeli. Başkanlık sistemi bunu mutlaka getirir diyor ve bu bölücülerle de anlaşılarak çıkartılan bir tablo olduğunu ifaden Sayın Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra Başkanlık e, rejimi diye adlandırdığımız bu diktat rejimine neden desteklediği konusunda ve sonuçları konusunda önceden kendisinin belirttiği ve e, haklı olduğu sonuçları konusunda şimdi kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı ortadadır. Evet. Ben işte burada Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimin de sağduyusuna büyük oranda güveniyorum. Türkiye büyük bir girdaba girmek üzeredir. Bu yetkiler geçen gün de sizin kanalınıza söyledik. Kemal Kılıçdaroğlu dahi kullansa dahi biz karşıyız. Sistem ister istemez bir diktatör yaratır. Kim kullanırsa kullansın. O nedenle e, Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde yürütülen bu bilgilendirme hı hı. ve mücadele platformunda e, görüşleri öğrenerek çok sağlıklı kararlar vereceği bir zemine e, sürüklememize ihtiyaç var. Biz de bu konudaki çabalarımızı sizlerin evet. aracılığıyla, bize bu onları sağlayan başka kanallara da sürdürme çabası içerisinde olacağız galiba. Ee, i̇şiniz zor, kolay gelsin diyeceğim ama şimdi e, kamuoyunda da e, çok sıcak karşılanmıyor bu e, Gezici Araştırma Şirketi'nin bu evet. e, yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili e, duruma nasıl baktığının ayrıntılarını paylaştık ilk saatte. E, siyasi partiler açısından ne olacak? Burhan Kuzu'nun değerlendirmesi var. Evet. Zaten bilinen bir gerçek ama... Ee, bu sistem hayata geçerse AKP ve CHP kalacak <laughs> parti olarak siyasetten. Evet. Dolayısıyla MHP buna nasıl razı geliyor onu da anlamıyoruz. İşte e, Bu yani, da bir başka faktör. Bu, bu baş, başka faktör. Yani Sayın Kuzu e, bir tespitte bulunuyor. Doğrudur, yanlıştır. O onun tespitidir. Ama bu tespiti yaptıktan sonra bunun kamuyla paylaştıktan sonra yani CHP ve AKP'nin kalacağı bir sistemde MHP'nin olmayacağı e, ortaya çıkmaktadır. Milliyetçi Hareket Partililerinde bu sorunun yanıtını aramaları gerekmektedir. Yani kendilerine e, Burhan Kuzu'nun tarif ettiği bu süreçte siyasal sistemde yer alıp yer almama problemleri olup olmadığını çok iyi tartışmalılar. Evet, Sayın Bahçeli e, aldı MHP'yi arkasına gidiyor ama MHP içinde de siz de tabii komisyonda evet. çok yakından biliyorsunuz. Rahatsızlık duyanlar e, oldukça çok çünkü... Bu komisyon çalışmaları bu detaylandıkça gerçekler de Tabii. su yüzüne çıkmaya Kesinlikle. başlıyor değil mi? Kesinlikle. E, sanıyorum AKP'nin telaşı bu gerçeklerin ortaya evet. çıkmadan bir an önce bu işi paldır Küldür halledip ee, hayata geçirmek. geçirmek. Bakın ben bugün e Komisyon çalışmalarında bir ara bir fırsat bulup o, yapmam gereken insani bazı görevlerimi yerine getirdim. Tazi ziyaretlerinde bulundum. Birkaç e, yurttaşımızın e, ailesine de başsağlığında dileklerinde bulundum. Yani benim gördüğüm e, her partiden insanın olduğu toplantılarda e, bir kere e, ben e, yurttaşlarımızın da e, böyle bir değişikliğe e, hangi partiden olursa olsun e, geçit verme eğiliminin çok yüksek oranda olduğunu tespit ettim. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tabanında da bu eğilim çok yüksek. Ben zaten bu bakımdan Türk milletine güveniyorum. AKP'li olsun, CHP'li olsun, Türkiye'yi başka bir mecraya, karanlık bir mecraya sokacak bir girişime izin vermeyeceklerdir. Ben ifade ediyorum, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahi bu yetkileri kullanmasını arzu etmiyoruz. Yasamanın, yürütmenin, yargının tek bir elde toplanması, bir tek adam... Mutlaka yaratır, bir diktatörlük yaratır. Biz hazır Çağdaş Uygarlık Seviyesine Doğru rotamıza yöneltmişken bundan Tekrar vazgeçmeyelim. Eksiklerimize tartışalım ama Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün öncülüğünde kurulan laik modern cumhuriyetimizi taçlandıracak daha demokratik, daha insan haklarının dayalı bir süreci hep beraber yaşayalım. Evet, Sayın Gök, size veda edeceğiz ama ulu döneminde, de yıl dönümü bugün. Onunla evet. ilgili de görüşünüzü alalım. Hemen. <gülüyor> Bugün 5 <laughs> yıl önce 28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak Uludere ilçesinde evet. Ortasu evet. ve Gülyazı köyünde ne yazık ki bir gece vakti Türk Savaş Uçakları'nın açtığı ateş sonucunda 34 yurttaşımız, gencecik yurttaşımız hayatını kaybetti. Ben bu olayın üzerindeki perdeyi aralamak üzere kurulan İnsan Hakları Komisyonunda aktif görev yaptım. O zamandan beri de görüşlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızın hı hı. adaletten pay alma hakkı vardır ve herkes eşittir. Eşit yurttaş e, olmanın birinci koşulu herkese eşit davranılmasıdır. Ama bu Uludere olayında hayatını kaybeden 34 yurttaşımızla ilgili hiçbir soruşturma açılmamıştır. Açılan soruşturmalar savsaklanmıştır, kapatılmıştır. E, o zamanki Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan bu olay karanlık dehlizlerde kalmayacaktır demesine karşın bu olay karartılmak ve soğutulmak istenmektedir. 5 yıl geçmesine karşın bu olayla ilgili hiçbir fail mahkemede hesap vermemiştir. Dolayısıyla Uludere'de öldürülen 34 gencimizin aileleri adalet arayışlarını sürdürmektedir. Biz bugün de bu olayı unutturmamak durumundayız. Yani bu olay kapatılmamalıdır, olayın ardındaki sır perdesi aralanmalıdır... 34 yurttaşımızın öldürülmesine neden olan hava harekatının hangi istihbarat bilgisiyle yapıldığı aslında bilinmektedir. Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılmıştır. Aynı gün Milli Güvenlik Kurulu vardır. Bu istihbarat bilgisinin kimden geldiğinin saklamadan üzerindeki gerçeklere giderek ortaya çıkartılmalıdır ve böyle bir tarihimizin en trajik olaylarının olaylarından birini oluşturan Uludere olayındaki 34 yurttaşımızla ilgili onların hayatını kaybetmesine yol açan bu olay mutlaka aydınlatılma ve hesap vermeliler. Biz de bugün Uludere'de hayatını kaybeden yurttaşlarımızın bu ailelerinin adalet arayışlarına tercüman olmak istiyoruz. Ve diliyoruz ki bütün yetkililere, Cumhurbaşkanına, Başbakan'a bu soruşturma adil bir şekilde yürümeli ve gerçekler ortaya çıkmalıdır. Peki. Çok teşekkür ha. ediyoruz Sayın Gök. Kolaylıklar olun. diliyoruz size. Teşekkür Sağ olun. Sanıyorum yine komisyona evet. döneceksiniz. Evet. İşiniz zor. Kolay gelsin. Sağ olun.